Merhaba sevgili öğrenciler. Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sayıları karşılaştırma ve sıralamayı öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. İki basamaklı doğal sayıları karşılaştırırken onlar basamağına bakılır. Onlar basamağındaki rakamı büyük olan sayı diğerlerinden daha büyüktür. Ne yapıyormuşuz? Önce onlar basamağına bakıyoruz. Basamakları öğrenmiştik sizinle. Onlar basamağındaki rakamı büyük olan sayı diğer sayıdan daha büyüktür. Sayıları karşılaştırırken büyüktür, küçüktür veya eşittir ifadeleri kullanılır. Biz iki sayıyı karşılaştırırken bu ifadeleri kullanacağız. Aşağıdaki örneklerimize bakalım. Örneklerimizde iki sayı karşılaştırılıyor. Bakalım büyüktür mü, küçüktür mü, eşittir mi ifadelerini kullanacağım. 36 ile 25'i karşılaştırıyorum. 36 mı büyük, 25 mi büyük? Hangisi daha büyüktür acaba? Nasıl karar veriyorum? Üste bize demişti ki onlar basamağına bakılır. Onlar basamağına bakıyoruz. 36'nın onlar basamağında 3, 25'in onlar basamağında 2 var. 3, 2'den daha büyüktür. O zaman 36 büyüktür 25'ten. Araya büyüktür yazıyorum. 36 büyüktür 25'ten. Gelelim ikinci sayımıza. 84 ile 96'yı karşılaştırıyorum. Acaba hangisi büyük? hangisi küçük? Onlar basamağına bakıyorum. 84'ün onlar basamağında 8, 96'nın onlar basamağında ise 9 var. 8, 9'dan daha küçüktür. O zaman 84 küçüktür, 96'dan. 84 Kütür. 96'dan diyebiliriz. Diğer bir karşılaştırmamıza bakalım. 18 ile 43'ü karşılaştırıyoruz. 18 mi büyüktür? 43 mi büyüktür? Ya da hangisi küçüktür acaba? Onlar basamağına bakıyorum. 18'in onlar basamağında 1 43'ün onlar basamağında ise 4 var. 1 küçüktür 4'ten. O zaman... 18 küçüktür 43'ten yazalım. 18 küçüktür 43'ten. Devam edelim bakalım. İki basamaklı sayıların onlar basamağı eşit ise birler basamağına bakılır. Birler basamağı büyük olan sayı büyük, küçük olan sayı küçüktür. Biraz önce onlar basamağına baktık. Onlar basamağındaki rakamlar farklıydı. Onlar basamağına göre sayımızın büyük ya da küçük olduğuna karar verdik. Peki ya onlar basamağı eşitse ne yapacağız? Bakalım ne yapacağız. 84 ile 89'u karşılaştırıyorum. Onlar basamağına baktım. 8 8 ikisi de aynı. Birbirine eşit sayılar. O zaman birler basamağına bakarım. 84'ün birler basamağında 4 vardır. 89'un birler basamağında ise 9 vardır. 4 ile 9'u karşılaştırıyorum. 4 küçüktür 9'dan. O zaman 84 küçüktür 89'dan. Araya küçüktür yazıyorum. 84 küçüktür. 89'dan. 78 ile 71'i karşılaştıralım. 78, 71. İkisinin de onlar basamağında 7 var. O zaman birler basamağına bakıyorum. 78'in birler basamağında 8, 71'in birler basamağında 1 vardır. 8 büyüktür 1'den. Araya ne yazacağım? Büyüktür yazacağım. 78 sekiz, büyüktür, yetmiş birden. 46 ile 46'yı karşılaştırıyorum. Onlar basamağına bakalım. İkisinde de 4 var. Birler basamağına bakıyorum. 6 6. İkisinde de 6 var. Hem onlar basamağı eşit, hem birler basamağı eşit. İkisi de aynı sayılar. O zaman ben şöyle derim. 46 eşittir 46'ya. Araya hangi ifadeyi yazıyorum? Eşittir ifadesini yazıyorum. 46 eşittir 46'ya. 78 ile 70'i karşılaştıralım. İkisinin de onlar basamağında 7 var. O zaman birler basamağına bakıyorum. 78'in birler basamağında 8. 70'in birler basamağında ise 0 var. 8 büyüktür 0'dan. O zaman 78 büyüktür 70'ten. Araya büyüktür ifadesini yazıyorum. Biz sayıları karşılaştırırken büyüktür, küçüktür ve eşittir yazdık. Şimdi bunların sembollerini öğreneceğiz. Evet okuyalım. Sayıları karşılaştırırken bazı semboller kullanılır. Bunlar büyüktür, küçüktür ve eşittir sembolüdür. Yani işaretidir. Altta sembolleri görüyorsunuz. Şimdi sembollerin isimlerini öğrenelim. İlk sembolümüz büyüktür sembolü. Ağzı sol tarafa doğru açık olan sembolüm benim büyüktür sembolüm. Yazalım. Diğer sembolümüz ise küçüktür sembolümüz. Ağzı sağ tarafa açık olan sembolüm benim küçüktür sembolüm. Alttaki işaretimizi tanıyorsunuz. Bu bizim eşittir sembolümüz. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Öğretmenim ben büyüktür ve küçüktür sembolünü karıştırabilirim. O zaman ne yapacağım? Size iki tane yol öğreteceğim. İlk yolumuz şu şekilde. Büyüktür sembolünün sembollerin sol tarafına bir çizgi çekiyoruz sembolümüzün soluna bir çizgi çekiyoruz. Hangi harfe benzedi bu? B harfine benzedi. Yani büyük türün B'si. Diğer sembole gelelim. Yine sol tarafına aynı tarafa bir çizgi çektim. Hangi harf oluştu? K harfi oluştu. Yani küçük türün K'si. Büyük türün B'si. Küçük türün K'si oluşmuş oldu. İlk yolumuz bu. Aklınıza buradan gelebilir. İkinci yolumuz ise Biraz önce biz büyüktür ve küçüktür yazdık aralara. Şöyle diyebilirsiniz. Öğretmenim ben büyüktür ve küçüktür diyebiliyorum, yazabiliyorum ama sembolümü ne tarafa doğru yapacağımı karıştırıyorum. O zaman ise bizim yardımımıza timsahlarımız yetişecek. Bizim bu timsahımız çok aç. Her zaman için Büyük sayıyı yemek istiyor. Karnı çok aç ve büyük sayıyı yiyecek. O zaman sayıları karşılaştırırken sembolümüzün ağzı büyük olan tarafa dönük olacak. Yani timsahımız büyük olan sayıyı yiyecek. Sayımız bu tarafta da olabilir. Bu tarafta da olabilir. Yani büyük sayı bu taraftaysa timsahım büyük sayıyı yiyecek. Büyük sayım bu taraftaysa simsahım bu taraftaki sayı yiyecek. Gelin şimdi bunlarla ilgili alıştırma yapalım. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak karşılaştırınız. Bu sefer bizden büyüktür, küçüktür ya da eşittir yazmamızı istemiyor. Sembol kullanarak karşılaştırmamızı istiyor. Biraz önce öğrendiğimiz büyüktür, küçüktür, eşittir sembollerini. 27 ile... 35'i karşılaştırıyorum. Onlar basamağına bakıyorum. 2 ve 3. 2 küçüktür 3'ten. Yani 27 küçüktür 35'ten. Araya küçüktür sembolümü koyacağım. Ama sembolümün nasıl olduğunu unuttum. Küçüktür sembolümün nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Hemen timsahımı düşünüyorum. Timsah hangisini yiyecekti? Büyük olan sayıyı yiyecekti. Timsahımız bizim Büyük olan sayıyı yiyecekti o zaman ağzına bakıyoruz ve küçüktür sembolümüz işte bu şekilde. Timsahımın ağzı büyük olan tarafa doğru yöneldi. Küçüktür sembolümü yazmış oldum. Okuyalım şimdi bunu. 27 küçüktür 35'ten yazalım. 27 küçüktür 35'ten. Devam edelim. 48 ile 75'i karşılaştırıyorum. Onlar basamağına bakıyoruz. 48'in onlar basamağında 4, 75'in onlar basamağında 7 var. 4 küçüktür 7'den. 4 küçüktür 7'den. O zaman 48 küçüktür 75'ten. Yine küçüktür sembolümü kullanacağım. Küçüktür sembolümü unuttum. Şeklinin nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Hemen aklıma timsahımı getiriyorum. Timsah büyük olan sayıyı yiyecekti. Timsahımız bizim büyük olan sayıyı yiyecek. Ağzı büyük olana doğru açık olacak ve küçüktür sembolümü yazmış oldum. Okuyalım. 48 küçüktür 75'ten. 48 küçüktür. 75'ten. 12 ile onu karşılaştırıyoruz. Onlar basamağına bakıyorum. İkisinde de 1 var. O zaman eşit ise birler basamağına bakıyordum. 12'nin birler basamağında 2, onun birler basamağında ise 0 var. 2 büyüktür 0'dan. 2 büyüktür sıfırdan. O zaman ben araya büyüktür sembolümü kullanacağım. Büyüktür sembolümüzü unuttuysak hemen timsahımız aklımıza geliyor. Timsah 12 yi yiyecek çünkü büyük olan sayım 12. Ağzını 12'ye doğru açacak. Açalım. Ve büyüktür sembolümüz oluştu. Okuyalım şimdi. 12 büyüktür 10'dan. 12 büyüktür 10'dan. 34 ile 34'ü karşılaştırıyoruz. Onlar basamağına bakalım. İkisi de 3. Şimdi birler basamağına bakalım. İkisi de 4. Bu sayılarımız eşittir. O zaman araya eşittir. Sembolümü koyuyorum. 34 eşittir. 34'e. 34 eşittir 34'e. 98 ile 92 sayımızı karşılaştıralım. Onlar basamağında ikisinin de 9 var. Eşit oldukları için birler basamağına bakıyorum. Birinde 8, diğerinde 2 var. 8 büyüktür 2'den. O zaman 98 büyüktür 92'den. Araya büyük tür sembolümü koymam lazım. Yani benim aç olan timsahım hangisini yiyecek? 98'i yiyecek. Ağzım 98'e doğru açık. Okuyalım şimdi. 98 büyüktür 92'den. 98 büyüktür 92'den. 63 ile 72'yi karşılaştırıyoruz. Onlar basamağına bakıyorum. 63'ün onlar basamağında 6, 72'nin onlar basamağında ise 7 var. 6 küçüktür 7'den. Yani 63 küçüktür 72'den. Araya küçüktür sembolünü koymam lazım. Ama unuttum aklıma hangisi geliyordu? Timsahımın açı olduğu ve ağzının büyük olan tarafı doğru açık olacağı geliyordu. Büyük olan sayıyı yiyeceği aklımıza geliyordu. Büyük olan sayımız 72 olduğuna göre ağzımızı büyük olan tarafa açtık. Ve sembolümüz oluştu. Okuyalım. 63 küçüktür 72'den. 63 küçüktür 72'den. Ve böylece sayılarımızı karşılaştırmış olduk. Diğer bir etkinliğimize bakalım. Bana diyor ki, aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. Sayılarımızı karışık olarak vermiş, küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istiyor. Küçükten büyüğe diyorsa önce en küçüğü bulacağım. Daha sonra sayılarımı gitgide büyüteceğim. Önce ben küçük olanı arıyorum. 76, 46, 54, 25. Bakıyoruz onlar basamağına. Sayılarımızın. 7, 4, 5, 2. Hangi sayımız en küçük? 25 en küçük. Çünkü onlar basamağında 2 var. Yazıyorum 25. Hemen küçüktür sembolümü koyuyorum. 25 küçüktür. 25'i eledik. Diğer sayılarımıza bakalım. Daha sonra hangisi geliyor? 7, 4, 5, 4 daha küçük, 46 küçüktür. 75 ile 54'e bakıyorum. 7, 5 küçük olanı arıyorum. 54 onlar basamağında 5 olduğu için daha küçüktür. 54 küçüktür. Geriye zaten sadece 75 kaldı. Sayılarımızı küçükten büyüğe doğru sıraladık. Okuyalım. 25 küçüktür. 46 küçüktür. 54 küçüktür. 75'ten. Şimdi diğer sayılarımızı sıralayalım. 64, 68, 61, 65. Hepsinin onlar basamağında 6 olduğunu fark ettiniz mi? Harikasınız. O zaman birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 4, 8, 1, 5 var. Sayılarımızı küçükten büyüğe doğru sıralayacağımız için önce en küçük olanı bulmam lazım. 4, 8, 1, 5'ten en küçük olanı 61'dir. 61 küçüktür. Daha sonra gelen 4, 8, 5'e bakıyorum. 4 küçük. 64 küçüktür. 8 ve 5 kaldı geriye. 5 daha küçüktür. 65 küçüktür. 68. Okuyalım. 61 küçüktür. 64 küçüktür. 65 küçüktür. 68'den. 87, 75, 82, 79 sıralamamızı istiyor. Onlar basamağına bakıyoruz. 8, 7, 8, 7. Küçükten büyüğe istediği için en küçük olan 7'lerimiz var burada. 75 ve 79 80'lerden daha küçük. Ama 75 ve 79'u da kendi arasında sıralamam lazım. 75 mi daha küçüktür, 79 mu daha küçüktür? 75 daha küçüktür çünkü birler basamağında 5 vardır. 75 küçüktür, 79'dan. O da küçüktür, 80'lere geldik şimdi. 87 mi küçüktür, 82 mi küçüktür? 82 küçüktür. Çünkü 2 daha küçüktür 7'den. 82 küçüktür 87'den. Ve böylece sayılarımızı sıraladık. Okuyalım. 75 küçüktür 79 küçüktür 82 küçüktür 87'den. Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayın. Bu etkinliğimizde ise bizden sayıları büyükten küçüğe doğru sıralamamızı istiyor. Yani önce büyükleri bulacağım. Onları küçüğe doğru sıralayacağım ve araya büyüktür sembolümü koyacağım. Hadi başlayalım. 58, 79, 41, 12 sıralayalım. Onlar basamağına bakıyorum. 5, 7, 4, 1. En büyük olan hangi sayımız? En büyük sayımız 79. O zaman en başa 79 yazdım ve büyüktür işaretimi koydum. Daha sonra gelen sayımız 58. Büyüktür. 4 ve 1 kaldı geriye. 4 daha büyüktür. O zaman 41 daha büyüktür. En sona da 12 kaldı. 12'den. Okuyalım. 79 büyüktür. 58 büyüktür. 41 büyüktür 12'den. 72, 77, 70, 74 karşılaştıralım ve sıralayalım. Hepsinin onlar basamağında 7 olduğunu görüyorsunuz. O zaman birler basamağına bakacağım. 2, 7, 0, 4. En büyük olan hangisi? 77. Çünkü birler basamağında 7 var. 77 büyüktür. Diğerine bakıyoruz. 204. Hangisi daha büyük? 74 daha büyük. 74 büyüktür. 72 ile 70'e bakıyorum. 2 olan daha büyüktür. O zaman yazıyorum 72 büyüktür. Geriye sadece 70 kaldı. Okuyalım. 77 büyüktür 74 büyüktür 72 büyüktür 70'ten. Geriye son etkinliğimiz kaldı. Bu sayılarımızı büyükten küçüğe doğru sizin sıralamanızı istiyorum. Bu sayıları aşağıya yani yorumlara büyükten küçüğe doğru sıralayın bakalım. Evet sevgili öğrenciler sayılarımızı sıralamayı ve karşılaştırmayı büyüktür ve küçüktür sembolünü kullanmayı öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.